Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda sure kavramı üzerinde duracağız. Sure denildiğinde ilk hatırımıza gelen Kur'an'ın sureleri. Kur'an-ı Kerim 114 sureden meydana gelmiş. Bu anlaşılıyor. Bir nevi bölüm gibi. Bir evin nasıl ki değişik odaları olur. Kur'an-ı Kerim'de 114 ayrı odadan meydana gelen, kendi içinde bütünlüğü olan ilahi kelam. Sure ile sur aynı kökten geliyor. Nasıl ki bir şehrin etrafında onu kuşatan surlar vardır, benzeri bir şekilde sureler de Kur'an-ı Kerim'in etrafını muhkem bir şekilde, sağlam bir şekilde kuşatmışlardır. Ve Kur'an-ı Kerim'in mucize olduğu bize anlatılırken önce Kur'an'ın bir misline nazire getirmemiz istenir. Yani onu inkar edenlerin nazire getirmeleri istenir. Daha sonra 10 sureye bu indirilir. En sonunda da fe'tu bi suratin min misli, haydi Kur'an'ın mislinden bir sure getirin denilir. Ben bunu kısaca şöyle ifade edebilirim. Mesela insanlar Allah'ın sanatının bir benzerini getiremiyorlar. Diyelim ki Allah'ın sanatı, hayatla ilgili sanatına baktığımızda işte küçük bir sinek, küçük bir böcek, insanlar böyle bir şey yapamıyor. Büyük bir fil de yapamıyor. Ve yoktan yaratma tarzında bir alem de meydana getiremiyor. İnsanlar alemi meydana getiremedikleri gibi, koca bir fili yapamadıkları gibi, küçük bir sineği yaratamadıkları gibi, hayat veremedikleri gibi, Kur'an'ın da en küçük bir suresinin bir benzerini getiremezler. Dolayısıyla yaratmak onun yaratmasıdır ve kelam da onun kelamıdır. Kur'an-ı Kerim'de 114 sureye bu şekilde bölünmüş olmak bizler açısından bir kolaylıktır aynı zamanda. Yani kitabın bölüm bölüm okunması anlaşılmasını kolaylaştırır. Nasıl ki insanda baş var, başta nice azalar var, organlar var. Daha insanın diğer kısımlarında farklı farklı azalar var. Bunların her birine bir isim veriyoruz. Kur'an-ı Kerim'de de irili ufaklı, en küçüğü İnna Atayna ve İhlas sureleri olmak üzere, en büyüğü de Bakara suresi olmak üzere Kur'an-ı Kerim'de 114 sure yer alıyor. Bu surelerin bir kısmı gruplar halinde de ifade edilmiştir. Mesela Zehraveyn, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam İkra'u Zehraveyn buyurur. Zehraveyn'i okuyun. Zehraveyn Bakara ve Ali İmran surelerine verilen isimdir. Bu ikisine Zehraveyn denilmektedir. Kur'an-ı Kerim'in ortasından sonraki bölümde arda arda 7 sure Hamim ile başlar. Bunlara Havamim adı verilir. Bunlar da bir sure grubudur. Öte taraftan Kur'an-ı Kerim'de Kul Euzü Birabbil Felak, Kul Euzü Birabbin Nas, Felak ve Nas iki sure. Bunlar Allah'tan bazı şeylere sığınmak, bununla alakalıdır. Allah'ın yarattığı şeylerin şerrinden Allah'a sığınmak, iblisin şerrinden Allah'a sığınmak gibi. Bunlara da Muavvizeteyn denilir. Yani kendisiyle Allah'a sığınılan iki sure anlamında. Bu şekilde sure grupları Kur'an-ı Kerim'de yer almakta. Bir de surelerin isimleri. Mesela Fatiha suresi diyoruz. Fatiha fetaha'dan gelir, açmak anlamında. İlk sure olması itibariyle Kur'an-ı Kerim onunla açılıyor. Bu noktada Fatiha suresi denilmiş. Ve La salate illa bi fatihatil kitab gibi hadislerde Fatiha'nın ismi doğrudan ifade edilmiştir. Yani Fatiha olmadan kitabın Fatiha'sı, Kur'an'ın başlangıcı olan sure okunmadan namaz olmaz. Bundan dolayı bizler namazımızda her rekatta Fatiha suresini okuyoruz. Şafii olanlar her rekatta zaten müstakilen okuyor. Hanefi olanlar da cemaatle kıldıkları namazda imamın kıraatı, Fatiha okuması onların da okuması yerine kabul ediliyor, öyle açıklanıyor. Dolayısıyla
her rekatta Fatiha okunmuş oluyor. Demek ki hadislerde sure isimleri bu şekilde geçmiş ve genelde de bu sure isimleri o sure içindeki bir kelimeden gelmektedir. Mesela Berae suresi, diğer adı Tevbe suresidir. İki isim bu sure için söz konusu, meşhur olan iki isim. Berae bu surenin ilk kelimesidir. Beraetü minallah. Dolayısıyla Berae suresi denilmiş. Ama ikinci bir isim olarak da Tevbe. Bu surede Tevbe ile ilgili ayetler var. Ve Tebuk seferine katılamadığından dolayı çok ciddi pişmanlık duyan, tevbe eden kimselerin durumu da anlatılıyor bu sure içerisinde. Adı oradan geliyor. İnsan suresi, diğer adıyla Dehr suresi. Her iki kelime de daha ilk ayette yer alır. Hel ete alel insan hinun mined dehri. İnsanın üzerinden öyle bir zaman geçti ki o kendinden bahsedilen bir varlık değildi. Burada da hem insan hem de dehir, her iki kelime daha ilk ayette yer almakta. Gafir ve mümin, bu da iki isimli surelerdendir. Mümin suresi de denilir, Gafir suresi de denilir. Gafir, aynı surenin başında yer alan Gafir-i Zemb ifadesinden gelir. Günahları bağışlayan anlamında. Öte yandan Mümin suresi de denilmesi, aynı sure içerisinde İsrailoğullarında işte onların kıssaları anlatılırken Firavun'un sarayında gizli bir müminden söz ediliyor. Ali Firavun'dan, Firavun hanedanından olmakla beraber bu kimse iman etmiştir. Gizli bir mümindir. Kur'an-ı Kerim Mümin suresi şeklinde bunu bize anlatmış oluyor. Kur'an-ı Kerim'de 29 sure Huruf-u Mukatta ile başlıyor. Huruf-u mukatta dediğimiz elif, lam, mim gibi, hamim gibi ifadeler. Bunlar bazı harflerle başlayan surelerdir. İlk anda bunların manasının ne olduğunu biz bilememekteyiz. Ama tefsir kitaplarında bunlardan murat şu olabilir, bunlardan murat bu olabilir. Muhtemel bir takım manalara dikkat çekilmiştir. Bu şekilde bizler Kur'an-ı Kerim'i sure sure okumakla, o surenin ismi nereden geliyor, bunları öğrenmek suretiyle Kur'an hakkındaki kültürümüz daha da artmış olur. Bazı surelerin isimlerini biliyoruz. Mesela Yasin suresi biliriz. Ama Rum suresi pek çok kimse bilmeyebilir. Hatta acaba Kur'an-ı Kerim'de Rum suresi de mi var? Bazılarının hatırına gelebilir. Kur'an-ı Kerim'deki surelere hem isim olarak yabancı kalmamak hem de sure içindeki muhtevaya yabancı kalmamak elbette bir görevimizdir. Cenab-ı Hak bizleri Kur'an'ın nurlarına, sırlarına mazhar eylesin. Kur'an'ı sure sure, sureleri ayet ayet okumayı anlamayı nasibi müyesser eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.